5 haftalık gebelik dönemi hamileliğin iyi niye kesinleştiği, anne adaylarının yaşadığı erken hamilelik belirtileri olan bulantı, kusma, yorgunluk, göğüslerde yaşanan hassasiyetin sebebinden emin olunduğu bir zaman dilimidir. Evde yapılan doğum kontrol testlerinin en iyi sonucu vermesi için de bu dönem çok uygundur. Adet görmeniz gerektiği halde görmediyseniz ve erken hamilelik belirtilerini yaşamaya başladıysanız adetten 10 gün sonra yapacağınız doğum kontrol testi size neredeyse %99'a yakın doğru sonucu verecektir. Daha yeni hamile olduğunu fark edenler, siz de kanalımıza hoş geldiniz. 4 haftadır hamilelik sürecini anlatıyorum. Bu hafta ise 5. gebelik haftası. Bakalım bu hafta ne gelişmeler yaşanacak, ne yapmalısın? Daha neler neler. Şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. 5 haftalık gebelik 1. trimestere dahildir. Yani ilk 3 aylık dönemi kapsayan 1. trimesterin 2. ayının başlangıç haftasıdır. Hamileliğin 5. haftasında bebeğin boyu 1,5-2 mm'dir. Yaklaşık 1 susam tanesi kadardır. Ağırlığı ise yaklaşık 1,5 gramdır. Hamilelikte 5. haftada henüz bir nokta kadar küçük olan bebeğiniz içinizde büyüyebilmek için mucizevi dönüşümlere hazır. O henüz çok yeni bir embriyo. Embriyodaki hücreler bir araya gelerek nöral tüpü oluştururlar. Bu dönemde embriyonun ektoderm, mezoterm ve endoderm adı verilen 3 ana katmanı oluşur. Ektoderm, bebeğin sinir sistemi, omurilik sistemi, kulakları, gözleri, bağ dokuları, iç kulağı, cildi ve tüylerini oluşturan yapıdır. Mezoterm, kalp ve dolaşım sistemini ve iç organlarını oluşturur. Yine bu katman ileride kaslar, kemikler, üreme organları ve böbreklerin oluşmasını sağlar. Endoderm ise akciğerler, bağırsaklar, mesane gibi iç organlar, tiroidler ve pankreası oluşturan katmandır. Beyni oluşturan 2 adet yapı ve kuyruk sokumunun ilk aşamaları oluşmaya başlamıştır bile. 5 haftalık bebek beyinden kuyruğa dek uzanan bir tüp görüntüsünü almıştır. Bu tüp boyunca bazı organların oluşum temelleri atılır. 5. haftada embriyo amniyon kesesi adı verilen sıvı dolu bir baloncuğun içinde gelişimini sürdürür ve hamilelik boyunca bu kesenin içinde büyüyecektir. Birkaç hafta boyunca bebek sadece membran kaplı olan ve yolk kesesi adı verilen bir yapı tarafından beslenir. Hamilelik 5. haftadan itibaren tamamen oluşana kadar plasenta kan hücreleri üretmeye devam eder. Yolk kesesi bebeğe kan hücreleri sağlamaya devam ederken diğer yandan plasenta ve göbek bağı bebeğin annesine, dolayısıyla yaşama tutunması için görevini yerine getirmeye başlayacaktır. Gebeliğin 5. haftasında bebeğinizin gelişimi heyecan verici şekilde devam eder. Genel olarak anne adayları 5 haftalık bebek ultrason görülür mü diye merak ederler. İlk ultrason hamileliğin daha sağlıklı değerlendirilmesi için genellikle vajinal yapılır. Bebek hala hızla gelişen bir hücreler kümesi olduğu için ultrasonda minik beyaz bir nokta kadar görülür. Bu hafta sonunda C şeklini almaya başladığı için karides görüntüsüne de benzetilir. Doktorunuz ultrasonda bebeğinizin bu görüntüsünün boyunu hesaplayacaktır. Gebelikte 5. haftadan itibaren kalp atmaya başlar. Ancak ultrasonda sesi duyulmayacaktır. Çalışmaya başlayan ilk organ olan kalp bu hafta dakikada ortalama 90-100 atış yapar. Hamile kalan anne adayının bedeninde hamilelik hormonları hızla salgılanmaya başlar. 5. haftada annede hamilelik belirtileri görülmeye başlamıştır bile. Regl gününün gecikmesi hamilelik belirtileri arasında en belirgin olanıdır. Regl düzensizliği olan anne adayları henüz hamile olduklarını fark etmeyebilir. Regl günü geçen anne adayları genellikle ilk olarak evde gebelik testi yaparlar. İdrar ile uygulanan gebelik testi pozitif çıkarsa bu hamilelik anlamına gelir. Kimi anne adaylarında 5. hafta gebelikte beta HCG yani hamilelik hormonu düzeyi düşük olabilir. Bu durumda idrar testi pozitif sonuç vermeyebilir. Böyle bir durumda anne adayı doktorundan kan yoluyla hamilelik testi yapmasını isteyebilir.
Uyku hali ve yorgunluk hissi de anne adaylarında 5 haftalık gebelik belirtileri arasında görülebilir. Kimi anne adaylarında hafif veya şiddetli bulantılar ve kusmalar başlayabilir. Kimi anne adayları ise hamilelik boyunca bulantı hissetmezler. Göğüslerinde hassasiyet başlayabilir bazı anne adaylarının. Sık idrar çıkma ve aşerme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Gebelikte 5. hafta belirtileri arasında aşırı tükürük salgısı da olabilir. Koku alma duyusunda aşırı hassasiyet olduğu için bazı yiyeceklerden tiksinme görülebilir. Ayrıca ağzın içinde metalik bir tat hissedilir. Bazı anne adaylarında 5. hafta hamilelikte kanama görülebilir. 5 haftalık gebelikte kanama görüldüğü takdirde anne adayının doktoruna mutlaka haber vermesi gerekir. Doktor muayene sırasında bebekle ilgili olarak her şeyin yolunda olduğunu belirtse bile anne adayına daha dikkatli bir hamilelik geçirmesini söyleyebilir ve anne adayını daha sık takip etmeyi önerebilir. Peki bu durumda eşler ne düşünür? 5 haftalık hamilelik haberini alan anne adayları sevinçli haberi genellikle eşleriyle paylaşır. Bu haber bazı erkekleri çok sevindirebilir veya ani ise bazılarının donuk bir tepki vermesine sebep olabilir. Karşılıklı anlayış ve sakin bir iletişimin çift olarak yeni bir döneme girildiği bu önemli süreçte olumlu katkıları çok büyüktür. Babaların hamilelik süreci ve bebek bakımı ile ilgili konularda araştırmacı olmaları, rutin muayenelerde eşiyle birlikte bulunması, gebeliğin 5. haftasında bulantı ve kusmalarınız varsa sık ve az miktarda baharatsız ve yağsız yiyecekler tüketmelisiniz. Mümkünse evde yemek pişirmeyin çünkü bu haftalarda kokulara hassasiyet bulantıların en önemli nedenleri arasındadır. Bulantı varsa sıvıları yudum yudum içmeniz ve bir bardak suyu bir saatte bitirmeniz sıvı alımı açısından yeterlidir. Bulantı ve kusmaların şiddeti artarsa mutlaka doktorunuzun önerisiyle bulantı giderici ilaçlara başlayabilirsiniz. 5 haftalık gebelikten itibaren yaklaşık 2 ay bebeğin oluşumunda nöral tüp gelişimi için kritik haftalardır. Bebeğin hücrelerinin bir kısmı bel kemiğini ve beyni oluşturacak olan sinir yoluna dönüşmektedir. Yanlış oluşmuş bir sinir yolu omuriliğin tamamen kapanmadığı bir rahatsızlık olan ayrık omurga isimli bir komplikasyona yol açabilir. Omurilikle ilgili doğum kusurlarına karşı en iyi silahınız her gün en az 400 mikrogram folik asit almaktır. Dolayısıyla eğer gebelik öncesi başlamadıysanız 5. haftada hamilelik haberini alır almaz folik asit takviyesine başlamanız bebeğinizde nöral tüp kusurlarının oluşmaması açısından çok önemlidir. Beyin dokusu ve omurili de içine alan bir yapı olan nöral tüpün sağlıklı gelişimi için doktorlar hamileliğin ilk 2-3 ayı anne adaylarına her gün folik asit takviyesi önerirler. Gebelikte 5. haftadan itibaren beslenmenize özen göstermeye çalışmalısınız. Proteinden zengin beslenmeli, şekerli yiyeceklerden aşırı tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Aşırı yeme isteğiniz varsa bu durumu doktorunuz ile paylaşmalısınız. Doktorunuz size özel bir beslenme programı oluşturacaktır mutlaka. Hamile olduğunuz için çok sevinebilir, her şeyin normal olmayacağına dair endişelenebilir, doğum ile ilgili korkular yaşayabilir ya da bir anne adayı olarak kendinizden emin olmayabilirsiniz. Hiç endişelenmeyin, bu duyguların hepsi tamamen normaldir. Hafta hafta gebelik hesaplaması ve doğum hesaplaması yaparak bebeğinizin doğum anı ile ilgili hayaller kurarak kafanızı meşgul edin lütfen. Hamilelik sürecinin bu aşamasında adet benzeri kramplar ve bel ağrıları sık görülür. Ilık bir banyo yaparak, sakinleştirici müzik dinleyerek veya şekerleme yaparak mola verin. Besinlerinize dikkat edin ve hala yapmadıysanız sigara içmeyi, alkol tüketimini veya ilaç kullanımını bırakın. Tüm bunlar bebeğiniz için zararlıdır. 5. haftaya dair bilmen gerekenler bu kadar. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönükler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.